Değerli basın mensupları, bugün bildiğiniz gibi Kırkağaç ilçemize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Biz de Kırkağaç'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleri doğrultusunda Kırkağaç'ımıza gelen devlet büyüklerimize, Kırkağaçlıların yani Kırkağaç halkının misafirperverliğini göstermek amacıyla bir jestte bulunduk. Bizim belediyeyi kazandıktan sonra da bizim yapacağımız hareketleri şimdiden göstermek amacıyla Kırkağaç halkının önünde Kırkağaç'ımızı ziyaret eden genel başkana çiçeğimizi sunduk. Ama bu hareket orada Kırkağaç halkı, Kırkağaçlı CHP'liler tarafından büyük takdir gördü. Ama Sayın Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özgür Özel bir şart kurnazlığı yaparak bizim bu jestimizi Milliyetçi Hareket Partisi bize karşı desteklerini belirtmek için bir genel başkana Kırkağaç'ta Milliyetçi Hareket Partililer çiçek sunacaklar. Bu bizlere desteklerini göstermek için yapılacak bir şey diye lanse etmiş. Bu bence bir şart kurnazlığı. Kırkağaç halkı ve Kırkağaç kamuoyunun gördüğü, izlediği şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Kırkağaç'ta gümbür gümbür iktidara geliyor. Bu tüm Kırkağaç halkımız tarafından da biliniyor. Yapılan anketlerde yanlı yansız, belediyenin yaptırmış olduğu anketlerde, diğer kuruluşlar tarafından yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırkağaç'ta atbaşı, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3-4 puan önde gittiği kamuoyu tarafından da biliniyor. Kırkağaç'ta bu durum, Özgür Bey'in yapmış olduğu bu hareket bizleri hayretler içerisinde bıraktı. Nasıl oluyor yani? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ortada. Kırkağaç'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bulunduğu ortam, herkesin bildiği gibi biz öndeyiz. Bu şart kurnazlığı yaparak bizim bu jestimizi kendilerinin çıkarları doğrultusunda Manisa'da ve Kırkağaç'ta Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor diye lanse edildi. Biz bunu kınıyoruz. Böyle biz Kırkağaç'ta Kırkağaç halkının misafirperverliğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin misafirperverliğini göstermek için bundan sonra da Kırkağaç halkına uygulayacağımız hareketleri göstermek için bu jesti yaptık. Biz belediye aldığımızda Sayın Erdoğan, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da gelse, Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, Devlet Bey de gelse, kim gelirse gelsin, biz Kırkağaç'ta belediyenin Kırkağaç'ın istikbalini düşünerek bu hareketleri yapacağımızı göstermek için Kırkağaç halkının önünde bu çiçek verme olayını gerçekleştirdik. Ama bu kötü bir şekilde kamuoyuna açıklandı. Bu hareket, bilmiyorum artık, Kırkağaç kamuoyu değerlendirsin. Halkımıza bu böyle bildirildi. Arkadaşlar, biz bu bizim yaptığımız hareketi Devlet Bahçeli, Kırkağaç'ı biliyorsunuz, Kırkağaç'ı ziyaret etmişti Sayın Genel Başkanımız. Aynı hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bu jesti beklerdik. Çünkü Kırkağaç halkı olarak ileride kimin iktidara geleceği belli değil. Kırkağaç'ımızın çıkarları doğrultusunda Kırkağaç halkının ve Kırkağaç'ın ilerideki projelerin uygulanması konusunda kimden yardım alacağı belli değil. Bu amaçla bu hareketleri diğer partilerden de beklerdik. Şimdi Sayın Terdi, kamuoyunda şöyle bir konu var. Diyorlar ki kamuoyu, özellikle sanal ortamda güçlü olan partiyi desteklenirsin. Şimdi kayıtlara göre MHP önde bir parti. Acaba bunun bir eksi avantajı olabilir mi? Yani bu sizi bugünkü eleştirmelerini. Ben bugünkü eleştirilerimizin bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Kırkağaç halkı şahsımıza, meclis üyelerimize ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapmış olduğumuz kahve toplantılarında büyük bir destek vererek, büyük kitlelerle gittiğimizi herkes görüyor, izliyor. Bunu ben Kırkağaç halkının takdirine sunuyorum.